Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, aşağı yukarı 2 haftadan sonra tekrar bir video koyuyorum. Biliyorum çok uzun zaman geçti, kusura bakmayın. Ama gerçekten hem benim vaktim olmadı hem de Recep'ten dolayı iş saatlerinden dolayı bir türlü vakit bulup video çekemedim. Ve açıkçası tabii ki de okullar başladığından beri rutin her zamanki iş olduğu için onları da pek çekip koymayı sevmiyorum. Hani çünkü hep aynı. Çocuklar geliyor, dersti, yemekti. Yedir, içir, topla. Tabii ki bütün ev hanımları bu hali biliyor. Ondan sonra evlen uğraş, çocuklarla uğraş. Akşam oluyor. Ben açıkçası daha çok böyle özel bir şeyler yaptığımda çekmek istiyorum. Bugün de hafta sonu elmalı kurabiye yapacağım. Onu çekeyim dedim. Böyle arkadaşlar elmalı kurabiye yapacağım. Burada 4 adet elmam var rendelediğim. İçinde de yarım çay bardağı şekerim ve bir tatlı kaşığı tarçınım var. Elmamızı böyle pişiriyoruz. Suyunu salıyor. Sonradan tekrardan suyunu çektiği zaman hazır oluyor. Evet arkadaşlar elmalı harcım neredeyse hazır. Ondan sonra bunu soğutmaya bırakacağım. O esnada da hamurumu yoğuracağım. Kurabiye hamurumu. Sen yoğurmayacaksın. Bugün benden birlikte köfte yaptın. Yeter anneciğim. Tamam, kurabiyeyi de ben yapayım. Arkadaşlar bugün Saadet bana köfte yaparken yardım etti. Ona da biraz kıyma verdim. O da köfteleri yuvarladı. Değil mi kızım? Onun için bugünkü akşam yemeğimizin tadı çok güzeldi. Bir başkaydı bu akşam yemeğin tadı. Acaba niye? Çünkü biz başka bir şey yapmak istedik. Nasıl bir şey? Köfte et. Köfte et? Evet. Nasıl yani? Gösterin size. Göstereceksin bize. Artan'ı gösterecek. Aç göstereyim mi? Bu da Artan yemeğimiz. Köftelerimiz de burada. Yuvarlak yuvarlak. Sen mi yaptın bunları? Evet. Aferin benim kızıma. Ya arkadaşlar benim kızım köfte yapıyor. Hoşuna gitti mi köfte yaparken? Evet. Evet değil mi? Ben 15-12 tane soydum zaten. Evet, patatesleri de Liya soydu. Evet. Hemen kendini de ortaya atıyor yani. Patatesleri ben soydum diyor. Tabii arkadaşlar ben hiçbir şey yapmadım. Patatesleri Liya soydu. Köfteleri de Saadet hazırladı. Yemek kendi kendine pişti. Kendi kendine sofraya geldi. Ortalık kendi kendine toparlandı. Herkes kendine bir pay çıkarttı. Kendi kendine böyle oldu. Ondan sonra çekti. Acaba şımarmasak mı? Ben de yardım etmek istiyorum. Hayır. Kurabiyeyi elletmem. Kusura bakma. Evet. Aslında bu hazır. Kapatabiliriz bunun altını. Evet. Işıktan dolayı da bir tuhaf duruyor. Şurada çekeyim. Böyle elmalı, tarçınlı, şekerli bir iç hazırladım. Bu kurabiye gerçekten bana bilmiyorum niye ama daha çok kış kurabiyesi gibi geliyor. Arkadaşlar bu arada da son videomda hangisini çekmiştik biz? Ben hatırlamıyorum. Ben de tam hatırlamıyorum. Ama biliyorsunuz eğer baktıysanız dışarıdan büyük bir lehen yeşil domateslerimi toplamıştım. O domatesleri penceremin önüne koya koya turşu kuracaktım aslında ama neredeyse domatesi bitirdim. Çünkü böyle pencerenin önüne koyuyorum, kızarıyor. Bunları kullanıyorum. Tekrar buradan yeşillerini alıyorum. İçinde hala kızarmışlar var görüyorsunuz. Yeşilleri alıyorum. Pencerenin önüne koyuyorum. Ve koca lehen bitti. Az kaldı. Gerçekten domateslerim olduğundan beri yani yazdan bu zamana kadar bugün 11. ayın 5'i. Yani düşünün 11. aya girdik. Yazdan bu yana daha dışarıdan hiç domates almadım. Evet arkadaşlar malzemelerimi sayayım. Ben burada malzemelerimi böyle
sizden konuşurken al çıkar falan olmasın diye bu defa böyle yaptım. Önden hazırlık yaptım. Burada 250 gram tereyağımız var. O da sıcaklığında olacak. Yumuşadı bayağı bu. Bir adet yumurtamız var. Yarım çay bardağı yoğurdumuz. Yarım çay bardağı sıvı yağımız. Bir çay bardağı pudra şekerimiz var. Burada da 4 su bardağı unum var. Ama bilmiyorum hepsini kullanacağım mı? İçine bakacağım. İçine de bir paket vanilya şekeri attım. Bir tatlı kaşığı da kabartma tozu attım. Arkadaşlar kurabiyenin formunu verirken bunu kullanacağım. Göreceksiniz. Hamuru yoğuracağım. Kurabiyeleri ceviz büyüklüğünde yapıp bunun üstüne basacağım. Aralarına elmayı doldurup katlayacağım. Evet, bu zaten hemen soğur. Tabii ki bu soğuk olması lazım en önemlisi. Hamurumuzu böyle şey kötü yapmasın diye, cıvıtmasın diye ve sulandırmasın diye aynı zamanda. Elmalı içimiz gerçekten soğuk olması lazım. Sanki elmalarım biraz küçüktü. 4 adet kullandım. Biraz az gibi oldu iç harcı. Ama benim için önemli değil. Çünkü hepsini de iç harcıyla doldurmayı düşünmüyorum. Saadet zaten söyledi. Sevmiyor bunu. Onun için birkaç tanesini de böyle boş kurabiye yapacağım. Fırınımı yaksam mı? Hayır, yakmayacağım. İlk başta kurabiye hamurumu yoğurayım. Kurabiyelerimi yapacağım zaman fırınımı yakarım. 200 derece önden ısıtacağız. Çok susadım. Bir bardak su için. Uslu durun. Çıkıyorum buraya. Anne. Anne. Dönmeye çalıştım. Şimdi dur. Bekle. Şimdi. Liya valla bak pat diye bir düşer. Kafası taşa vurur ha. Evet Liya, kamerayı istersen sen al kızım, dur ben bir leğen alayım kendime. Ondan sonra kamerayı sen al, çünkü hem hamuru yoğurup hem de kendi kendimi çekemeyeceğime göre. O işlemi de Saadet kudurdun mu kızım? Saadet kudurdu. Vallahi kudurdu. Al anne. Evet arkadaşlar. Ben de başlayacağım. Tamam gel bak. Bu tarafıma gelsen daha memnun olurum. Evet arkadaşlar. Şöyle. Şimdi annem. Bunların hepsini. Ben yiyeceğim. Anne un mu şeker mi o? Hayır bu pudra şekeri. Pudra bir çay bardağı pudra şekeri. Ben saydım az önce malzemeleri. Ha. Duymadım. Malzemelerimiz belli. Ben de katacağım. Baştan saydım. Bunu. Hadi kat. Ver ben yapayım. Sen yumurtayı dökersin. Evet. Bir saniye Saadet. Evet. Saadet. Bu ne? Yumurta. Evet. Yumurta. Dök bakalım yumurtamızı da. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Bardaklarımızı alalım. Şimdi bu. Hayır, o en son. İlk baştan bunu bir yoğuracağız şöyle. Aslında ben yoğurmak anne nasıl yoğurmayı düşünüyorsun? Nasıl yoğuracağım anne? Kurabiye kızım vıcık bu. Vıcık vıcık değil mi? Öyle olacak. Evet. Hamur bu yani, vıcık vıcık olacak. Biliyorum, bilmiyorum da. Böyle mi çekiyoruz videoyu? Ne var da? Vıcık vıcık. Sen bir azıcık uzaklaşır mısın yanımdan? İçine saç düşebilir. Tam da kafanı ona doğru eğiliyorsun. Tamam, bu sıvıları böyle karıştırdık. Bundan şimdi ne yapacağız? Dur. Tamam, onu versene bana be. Kabartma tozumla unumuzu karıştıralım biraz. Şununla şöyle. Kabartma tozunu direkt unun içine attım arkadaşlar. Dediğim gibi bir tatlı kaşığı. Ben de bir şey şöyle katayım. Baştan bir alayım. Yeter. Şu kadar biraz bıraktım. Aşağı yukarı bir su bardağını bırak. Evet, yedireceğiz. Şimdi unu bununla yedireceğiz. Zaten yumuşak ama yapışmayan bir hamur olacak. Çok yaşa. İyi ki o tarafa dönüksün. Ağzını da tutmadın. İşte çocuklarla iş yapınca, daha doğrusu aslında kendim yapıyorum işi de.
Yani bir video çekeceğim zamanı yanıma üşüşüyorlar haliyle. Ondan sonra da ağlayanım ararsın. Videonun ortasına konuşanı mı ararsın? Allah'tan Hasan uyuyor. Yoksa şu an Saadet'le kim bakacak diye kavga ediyor olurlardı. Hepsini boşalttım. Arkadaşlar dediğim gibi 4 bardak un var burada. Eğilme içine. Evet arkadaşlar. Yani hepsini içine kattım. Tabii su bardağın büyük değil galiba. Ya 200 milimlik ya 150 milimlik bile olabilir. Gösterebilirim daha sonra. Anne ben de bile. Yapamazsın. Hayır. Sen daha sormadan ben söyleyeyim. Yemek yardım etmek istiyorum. Ne için? Hayır. Bak hayır hamurda olmaz kızım. Hamurda hiç sevmiyorum öyle. Sonra başka zaman ne yaparız biliyor musun söz? Yaparım. Hani bir kere ben hamur yoğurdum. Selçuk dayı buradayken hamuru siz kendiniz yaptınız kurabiyeleri hatırlıyor musun? Evet arkadaşlar. Yılbaşında değildi. Yılbaşına yakındı işte böyle kış vaktiydi. Kış vakti. Kendiniz yapmıştınız ya kurabiyeleri. Anne Weihnachten'da ne diliyor Noel? Noel Almanların bayramı diyorum ben. Ya. Noel de demiyorum. Almanların bayramı. Evet. Bakın o arkadaşlar. Bu yapışık oldu. Yani benim 4 bardak suyum. Ne suyu? 4 bardak unu. Bu hamura biraz az geldi. Vıcık. Neyden kaynaklanıyor? Söyleyeyim size. Birincisi yumurtanın büyüklüğünden. İkincisi çay bardaklarım biraz büyük benim. Öyle çok küçük değil. Ana susadım anne. Bak benim orada bardağım var. Kendine su koyabilirsin. Al. Sandalye burada zaten. Evet arkadaşlar. Yine de ben bir hamurumu tam olarak toparlayayım. Ondan sonra üstüne çok dikkatli bir şekilde biraz daha un ekleyeceğim. Çünkü gayet güzel de toparlanmaya başladı ama hala böyle bir yapışık bir şey var. Böyle olmayacak yani. Yine bir güzel toparlanması gerekiyor. Sonra ne geliyor anne? Hiçbir şey. Ne yapacağım? Hemen dökeceğim mi? Evet dökemiyorsun da zaten. Beklemeyeceğim anneciğim. Bunda beklenecek bir şey yok. Mayalı hamur değil bu. Dinlenmesi gerekmiyor. Ama arkadaşlar size bir tavsiyede bulunayım. Yani eğer ki hamurunuzu dinlendirecek olursanız kurabiye hamurlarınızı en güzel buzdolabında dinlendirmek. 40 dakika falan yetiyor. Hamur biraz sertelmiş oluyor, sertleşmiş oluyor buzdolabında dinlendiği sürece. O zaman açarken ısınmadığı için daha rahat form alıyor, daha güzel oluyor aslında. Hani ben çok nadir kurabiye yapıyorum hani zorlanabilirim derseniz bir yarım saat 40 dakika buzdolabında bekletmeniz iyi olur. Bazen aslında kurabiye hamurunu eğer isterseniz akşamdan hazırlayıp buzdolabına koyabilirsiniz. O zaman da bir şey olmuyor yani. Bir gün buzdolabında tutsanız hiçbir şey olmaz. Evet daha iyi toparlanıyor şu an. Üstüne döktüğüm unu çekiyor musun kızım? Yine görsünler yani. Hani ne kadar döküyorum. Böyle dikkatli döküyorum. İki tane döktünüz daha. Bir kere döktüm. Bence bu son olacak. Çünkü gayet güzel toparlanmaya başladı. Bir şey diyeyim mi size? Şimdi söyle hadi bakayım. Ben mutella pasta istiyorum. Ama ben pasta yapmıyorum. Kurabiye yapıyorum. Sen neyle kurabiye yapacaksın? Mutella. Hani istemiyordun? İstiyorum. Anne. Tamam. Evet Ceylin de burada. Mutella ile yapacağım. Ceylin de telefon arıyor. Çünkü o benim kalbim. Hayır. Eleyemezsin. Al sana. Hamur böyle olması gerekiyor. Yapışmayacak ele. Evet o yüzden. Ve top yaptığınızda böyle toparlanması lazım. Evet. Atsın topu. Bir turda.
Ne istiyor? Allah Allah ya. Akşam oldu. Şu an saat 9:30. Baya bir uykusu geldi bence Saadet'in. Evet, baya bir saçmalıyor. Günah değil mi? Kurabiyenin hamuruna. Attım toprağa. Atacağız mı şimdi? Bunu atayım mı? Sen diyorsun ki evet. Evet. Güzel. Tamamdır. Evet. Hemen bir ellerimi yıkayayım ve Saadet seni tezgahtan indireceğim az sonra. Aha. Sandalyede dikileceksin. Arkadaşlar şimdi... hamurum hazır. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ilk başta fırınımızı yakacağız. 200 derecede altlı üstlü ısınsın. Onu mu kaldırayım? Ben yapayım mı? Yok. Elma katacağız ya. Şu bakta şu. Evet arkadaşlar. Hemen fırınıma. Anne elma yapayım. Şöyle altlı üstlü. 200 derecede. 200 derecede önden ısın. Hepsilerimizi hazırlayalım. Elma nerede? Ay Allah Allah. Elmalar burada. Değil mi? Elma bu değil mi anne? Ya. Hı. Elmanın içine bir şey daha kattın mı? Evet söyledim onu da. Tarçından şeker var içinde. Gıcık gıcık o da. Böyle olacak. İç harcı çünkü bu. Çiğ elmayı koyacak değiliz kurabiyenin içine hanımefendi. Gayet de mis gibi kokuyor. Evet. Kokuyor. Tavaya bakayım. O tava zaten soğumuş. Yani içindeki de soğumuştur o zaman. Daha bunu da bezeleyeceğim. Yani soğuk olmuş. Sonra sen bunu al bakayım bir koy bakayım lavabonun içine. O ne demek? Evet oraya musluğa. Şimdi anne. Arkadaşlar bunu böyle ceviz büyüklüğünde. Ben de yapacağım. Yapmayacaksın ama. Neden var? Hayır. Ellemek yok dedim. Yapabiliyorum. Nein aşkım. O zaman ben koyabilirim. Bakalım kaç kurabiye çıkacağım. O zaman ben koyabilirim. Koyamazsın. Bugün elleme kızım. Başka zaman dedim ki bak söz verdim ya size de hamur yapacağım kurabiye yapacaksınız diye. Tamam. Hatta bugün değil. Birkaç yıl hiçbir önceydi. Hiçbir şey almadım ki öyle süs yok şey yok. İlk başta evet. Onun alışverişini yapmam lazım. Birkaç yıl önceydi. Hatta videosunu bile yapmıştık değil mi? Evet. Videosunu bile yapmıştık. O zaman pasta yapıyoruz ya. Gidip alsaydın. Bence bu boy iyi. İner misin oradan? Başka yer mi yok? Ceyli. Ama bak yok. Bana bakmak için mi çıktın oraya? Evet. Çıkmana gerek yok. Şuradan bakabilirsin yani. Evet. Şimdi dördüncü. Serdal'la oynuyorum ben. Topu. Dördüncü. Zaten oyun oynuyorsun. Top. Bak, git. Anne ne diliyor? Dördüncü top haline getirilmiş. Beze. Beze. Bu da bir beze. Bez? Bez değil. Beze. Beze ne demek? Böyle hamurdan parça alıp yuvarladığın zaman ona beze diyorlar. Anne sen bir şey. Çatlıyor şu an. Yapamıyor evet. Ya. Çatlıyor. Ortadan çatlıyor. Çekil azıcık. Anne şu şeyler tırtıl gibi şey olan şey var ya. Tırtıl derken. O neymiş? Kesmek için. Ha. Ne yapacaktın onunla? Bir şey anne, demiştin ama ben de form vereceğim kurabiyeye. Ha, şunun. Küçük oldu bu. İçine böyle yapacağım. Hayır yapmayacağım. Neden? Bırakır mısın lütfen? Sen bir biraz koltuğa mı uzansan ha? Koltuğa uzanmak ister misin biraz? Neden? Hasan yanına yatmak ister misin? Yemek istiyorum. Zaten. Yemek istiyorum. Çiğ mi yiyeceksin? Karnında kurt olur. Ama... Çek kafanı kızım bak. Ama çok güzel. Gerçekten kızacağım ama ha. Ne çiğ hamur mu güzel? Evet çiğ hamur güzel. Anne ben hani bir kere Selçuk dayım gelmişti ya. Böyle işte kurabiye yapıyorduk. Ben... İsmin Dağlar, ismi Hızı.
kurabiye. Ha gerçekten yapıyordum ama öyle yapmayacaktık. Gerçekten ha, kalp kurabiye yaptı, sonra parmakladı, sonra parmak izlerinden şey yapmıştık. Öyle pişirmiştik. Bir de sadece orada çok küçük bir popit gibi yapmıştı böyle. Onu diyor zaten. Üşmader Klein popit gibi yaptım diyor. Unutmamış demek ki. Ben de unutmadım. Aferin size. Kendi işinize geldi mi bir şey unutmuyorsunuz. Ben bir şey dediğim zaman unutuyorsunuz ama. Kamerayı çok sallıyorsun güleceğim diye. Arkadaşlar surat ifadesine bakar mısınız? Nasıl yapıyorum? Çok çirkinsin. Vallahi çok çirkinsin. Evet arkadaşlar. Akşam olunca öksürüyorum ama sabah olunca öksürüyorum. Evet biraz daha su iç. Akşam olmadan tam su iyi geliyor. Hepten öksürüğün azmadan su iç. Oldukça tabii ki bezeleri aynı büyüklükte yapmaya çalışıyorum ama. Kaçıncı bu? 6, 2, 4, 5, 15, 16. Niye öyle sayıyorsun? Sırayı saysana. Neden? Daha kolay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mal, 3. 6, mal, 3. Ja. 6 mal 3, ach so. Ja. Also? Also. Na 16. Was? 18. 18. Suyu boşa akıtma. Ama o doğmamıştı. Bunların ikisi doğmamıştı. Tamam o zaman bir tane çıkarttığında 17 oluyor. Zeştiğin olmuyor. Ama. Onu yaparken ben söyledim zeştiğine. Falsch, das waren 17, jetzt sind es 18. Ne? İşte. Matematik. Zayıf. Hayır anne. Sen orayı onu yapıyordun, ben de o işte. Hangisini, bunu mu bunu mu? İkisini, yok bunu yapmamıştın daha, bunu yapıyordum, ben de zevksin dedim. Tamam o zaman 16 doğru, 16 doğru, öyle dur. Oturma demiştim değil mi? Tezgaha koyuyorum. Sonra falç dedim, ben de. Ekstra. Sonra falç dedim, ben de herhalde falç delik diyor, ben sonra aktın dedim. Bakın bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, on bir, on iki, on üç. 9, 10, yok. 17, 18, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. Çok güzel sayıyorum ben. Çok güzel sayıyorum ben. Çok güzel sayıyorsun. Evet. Evet, biliyor musun yanlış saydığını? Ama birazcık çok böyle güzel sayıyorum. Hayır, o kadar güzel sayamıyorsun. Çünkü 9'u söylemedin, 10'u söylemedin, 11'i atladın. Say bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9. 15. Aa, 10 nerede? Kurabiyeye yaklaşma fazla. Ay. Ama 55 istiyorum. Çatlıyor, çatlıyor. Yapma, kniyeti değil o, hayır. Sadece çek elini. Sadece bak, beni çok kızdırırsan seni mutfaktan dışarı çıkarırım. Bayağı bir çok oldu değil mi? Bence. Çok değil kızım, çok mu bu? Neden? Pıtır pıtır yenilir bu. Yedim. Kurabiye sonuçta bugün bitmesine de gerek yok. 2-3 gün gayet tazeliğini koruyor. Arkadaşlar yedim bak. Ama buzluğa atanlar da oluyor. Evet. Ben şahsen hiç denemedim. Ama böyle hazırlıyorlar, pişiriyorlar, buzluğa atıyorlar, misafir geldiğinde çıkarıyorlar. Galiba tek eritiyorlar, yani tekrar fırınlamıyordurlar tabii ki de. Anne ben çizim. Eritiyorlar, bitti. Ben tuvalete gidiyorum yaptım. Haystas. Tuvalete gidiyorum. Tamam elini yıka öyle gel. Tamam. Arkadaşlar, şey söyleyeyim size.
Pazartesi günü bir randevumuz var. Bir araba beğendik. Bu arabayı değişmeyi düşünüyorduk zaten. Büyük arabayı. Çünkü bayağı bir masraf çıkarttı bu bize. Ve yaşı bayağı olduğu için. Geçen sene ondan izine de gidememiştik. Aslında niyetlenmiştik ama sağ olsun izin vermedi. Ondan sonra başka bir araba bakıp duruyorduk zaten. Çok yakınımıza bir araba geldi hemen buradaki yaşayında. Gayet de beğendik onu. Bugün ama biraz geç kaldığımız için ve cumartesi olduğu için sadece gözle bakabildik, süremedik. Ondan sonra Allah izin verirse pazartesi Recep işten geldikten sonra sabahçı Recep gideceğiz, bir deneme sürüşü yapacağız. Bir arabanın sesini duyalım, daha hiç sesini falan duymadık. Bir kullanalım, bakalım hani kullanması nasıl, sürdüğün zaman nasıl gidiyor araba. Ondan sonra Allah izin verirse niyetimiz var. Bir aksilik çıkmazsa ya da bir karar değişikliği çıkmazsa, caymazsak galiba o arabayı alacağız. Ona da ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Hatta bugün arabacıları gezerken sonradan eve geldiğimizde Recep'e dedim keşke bir video çekseydik. Recep'in de aklına gelmedi o esnada. Güzel olurdu aslında. Gösterdik sana, size gezdiğimiz yerleri. Hangi arabalar ne vardı. Ama gerçekten kilometresi olsun, yakıtı falan olsun, en çok o hoşumuza gitti. Açıkçası şu an tabii ki arabayı tanımıyorum. Ama şu anlık bir dezavantajı var. Bizim şu anki arabamıza bakarak, Ford'a bakarak. Biraz daha küçük gibi içi. Yani yine 7 kişilik 7 oturağı var. Ama şöyle söyleyeyim, zaten o günü gösteririm size, videoyu çektiğim zaman arabanın. Gösteririm ne demek istediğimi. Mesela bu Ford'un oturakları arka sırası 3 ya. Böyle 1, 2, 3 ayrı ayrı. Yani hep arasında yer var. Bu öyle değil. Üçlü koltuk, tüm olarak üçlü koltuk. Öyle koltuklarda da haliyle ortası biraz küçük oluyor. Sadece o. Arkası da öyle. Mesela bizim bu Ford'da o iki koltuk, bunu tek kaldırabiliyorsun, bunu da tek kaldırabiliyorsun. Tek tek. İstersen ikisini, istersen tekini kaldırıyorsun. Bu öyle değil. Bunu böyle bagajın içinden çıkıyor bayağı bir yerinden. Onu da göstereceğim size. Yerinden çıkıyor. Direkt böyle hop ikili oturak olarak çıkıyor. Anneciğim yaklaşma. Anne. Bagajı büyük mü küçük mü? Hayır, bagajı Ford kadar. Eğer o arkadaki iki koltuğu açtığım zaman arkadaşlar, aynı küçüklükte. Yani yine şu kadar bir bagaj payı kalıyor, fazla değil. Ama yukarıda şeyleri var yani. Arkadaşlar. Ama anne de konuşurken bölme. Sayalım. Ne var? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kere 4. Hı? 8 kere 4. Acht mal vier mi oluyor? 4 mal 8. Also 4 mal 8. 32. 32. 5 daha. 5 daha. Ne? 5 daha. Ha 5 daha. 32. 37. Toplam 37 işte. Ha işte. Tam Türkçesini bilemiyorum da. Evet arkadaşlar, şöyle yapalım. Ya bana bir tatlı kaşığı verir misin? Hı, hemen. Hani şu büyüklerinden mi vereyim? Tatlı. Yok, tatlı. Şu tatlı. Yemek kaşığı demedim. Danka. Şöyle. Kapatacağım mı onu şimdi, ne yapacağım? Hı. Kapatacağım tabii. Hayır, nasıl böyle hal mi edeceğim? Bak böyle yapacağım. Öyle bir mi pasta yapıyoruz? Oo, çok güzel oldu. Ben yaprağının içine kina kağıtında kum koyuyordum ondan sonra. Anladın? Evet. Şey gibi oldu biraz, şöyle makarna gibi makarna oldu. Makarna gibi değil mi? Evet. Evet, makarna gibi oldu böyle. Dur, tepsiyi de o tarafa alayım. Saadet dikkat. Ben kina kağıtında ne yapıyordum? Onun için aslında... Ben şu an tembellik yaptığım için hamurumu bir yarım saat buzdolabına atmak istemedim.
aslında bir yarım saat 40 dakika buzdolabına atsaydık, o hamur biraz daha sert olsaydı daha kolay oluyor o zaman. Çünkü sıcak tereyağı, yani oda sıcaklığında bıraktım tereyağını. İçinde sıvı yağ da var. İster istemez hamur çok sert olmaması için de birazcık cıvık yoğuruyoruz. Onun için işlemi de daha zor oluyor. Böyle arkadaşlar, elmalı şey de içinden akacak değil. Bilmiyorum aslında bunu böyle mi pişirsem, yok böyle pişireyim ki açılmasın. Böyle yapacağız. İstersen buraya boncuk koyalım işte. Boncuk. Hani böyle pasta boncuğu diyorum. O değil de içine abartırsam bayağı bezi oldu, yetmez. Evet arkadaşlar. Şimdi tırnağı da yapacağız. Şöyle. Evet. Kivat da bunun çöpe. Ne o? Kırılmış ben o. Ben kırmışsınız, attım çöpe. Zaten boş sakız kutusunu ne yapacaksanız. Sakız doldurabiliyorsun ha onu. Ama nereden bulayım şimdi küçük top top sakızları kız? Çok var arkadaşlar. Evet. Anne bayağı bir çok var. Hı. Bayağı bir uzun sürmez mi video o zaman? Sürsün annem. Sohbet ettiğimiz sürece problem değil. Dur oradan alayım. Konuşursak problem değil. İnsanların canı sıkılmaz. Tabii sadece böyle durup da beni çekersen, hiçbir şey de konuşmazsak böyle, o zaman insanlar der yani bu ne, sadece 10 saat yapılış şeyini çekmiş derler. Değil mi Ceylin? Ne? Dünyaya gel sen Ceylin. Geldim, duydum ki. Ne dedim? İnsanların canı sıkılır böyle kalırsak, böyle hiçbir ses söylemezsin. Oo. Neden? Bize kulak vermiş. Efendim. Hani oynuyorsun ya, dünyadasın yani. Aha, olamaz böyle bir şey. Evet, ilk tepsimiz hazır. Evet. Fırına atıyoruz. Liya, fırını kapağını aç. Evet. Hadi bakalım. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Çok sıcak. Evet arkadaşlar. Anne, neden hepsini koymadın? Dediğim gibi 200 derecede ön ısıtma yaptım. Ve şu an 25 dakikaya ayarlayacağım ama 20 dakika ile 25 dakika arasında tabii ki de kontrol edeceğim. Yani 25 dakikaya açtım kalsın demeyeceğim, fırının pişirmesine bağlı. Yakmadan güzelce pişirelim. Bakayım kaç bezem kaldı. 2, 4, 6, 8, 9. Buradan ama biraz daha çıkar. Aksın. Bakayım kaç tane daha çıkacak. Biraz elmasını bol koyayım. Çünkü çocuklar Nutella'lı da istedi. Bu son olsun. Son olsun da kızım. Elmayı da çöpe atmayı düşünmüyorum yani. Hani birazcık daha çok koyabilir misin? Koyarım. Oraday. Çok koyduk. Bakayım kapatacak mı? Kapanıyor. Anne. Efendim annem. Şimdilik ne kadar kaldı biliyor musun? Elma kenarlardan dışarı pörtledi. Bak böyle kaldı şimdilik. Dışarı pörtledi. Ama böyle kaldı. Tamam. İki tane daha bitiririm o elmayı. Şöyle mi? Anne, böyle kaldı. Tam. Ne aşkım? Sana Nutella. Evet anneciğim. Nutella. Nutella'ya bir şey düşünmem lazım. Neden? Çünkü kenarlarını açık bırakamam. Ha doğru. Erir. Akar. Akar yani. Erir. Onu acaba bu formda değil de başka bir yuvarlak normal formda mı yapsam? Hani şey yap, aynısından tek kenarlarını Nutella'yı tam ortasına koy. Evet, böyle dört köşe yap. Hayır, dört köşe değil de kenarlarını tam kapatırım. Ben çalışmam. Hayır. Bak şimdi bunun kenarlarını sıkmıyorum.
Böyle evet, açık bırakıyor evet, ya şu sağlı sollu kenarını. Hı-hı. Nutella'da da diyorum o köşelerini de kapatıyorum. Ha öyle tamam. İşte ben de öyle dedim. İşte öyle demeye çalıştım. Dört köşe yani oradan. Bakın hamurumuz oda evet, sıcaklığında eridikçe daha çok yapışıyor. Hı-hı. Tabii biraz da fazla koydum. Bak Nutella'nın da bu şu ucularını kapatırım diyorum. Yok. Anladım. Hı-hı. Ama şimdi al bir dakika. Şundan alayım. Aynen. Ben annemi yardım ediyorum. Yeni bir çay kaşığı ver kızım sen bana. Tatlı kaşığı Nutella için büyük değil. Evet. Çay kaşığı arkadaşlar. Yanlış yerden tuttum. Ama her şeyi sen yap. Evet, bugün her şeyi ben yapıyorum. Evet. Bugün her şeyi annem yapacak. Hamur işlerini fazla çocuklara eğletmeyi sevmiyorum çünkü. Ben seviyorum. Onlar oynuyor. Sen seviyorsun biliyorum. Onlar oynuyor. Anneciğim sen bana bir çay kaşığı daha ver. Tamam. Birazcık. Çünkü yapışır şimdi hemen. Onu ondan alacağım ya. Evet. Ben kuşu. Anne. Böyle yapacağım. Hop. Çok güzel doldu. Annem ayağını çeksin. Yapsam mı biraz böyle yapabilirim. Şöyle. Şöyle. Çok güzel oldu. Tabii Nutella'yı görünce çok güzel oldu. Nasıl şimdi anne öyle? Normal yapacağım böyle bak. Böyle yapacağım. Şimdi. Arkadaşlar. Alacağım elime. Şimdi şuralarını şöyle dikkatli bir şekilde kapatacağım. Daha fırına atacağız. Tamam. Böyle. Şimdi anladım. Kapatayım. Anne. Elimden düşürdüm. Telefon. Ben böyle yemek. Ellemesen diyorum hala. Hala. Bir kaşık fazlasıyla yetiyor arkadaşlar. Anne. Şöyle bir çay kaşığı. Anne. Hı. Bunun tarzına koyup bakabilir miyiz? Anlamadım anneciğim. Televizyona koyup bakabilir miyiz? Ne videoyu mu? Evet. Tabii koyacağız. Bakabilir miyiz? Ama bugün olmaz. Neden? Çok geç oldu. Bu saatte video koyulmaz. Kimse bakmaz bu saatte. İnsanlar uyuyor. Eğer babaya söylerim eğer zamanı olursa yarın sabaha halletsin. Esniyor. İnat ediyor işte bensiz yatağa gitmiyor. Sanki arkadaşlar kendisi bebek. 4 yaşını geçti. Ama Saadet annesi olmadan, ablası olmadan yani yanında birisi olmadan yatamıyor. Onun sebebi ise Saadet sebebi ne? Ne? Sebebi ne? Neden Saadet? Neden yatmıyorsun diyor ablan yalnız. Çünkü karanlıkta korkuyorum. Işığı yakıyoruz biz sana. Ama biz seni karanlıkta bırakmıyoruz ki hiçbir zaman. Birazcık evet, var. Neyi? Birazcık Işık. Var ışık. Yok ben sana çok ışık da yapabilirim. O zaman o bulutlu ışığı yak bir de oha. Ama bulutlu ışık tüm odayı aydınlatıyor. Olsun ben yakarım onu yine de. Bir de o başka ışığı yak. Tamam olur. Yatar mısın kendin? Şey diyor gündüz yap odayı diyor. Nine diyorsun bak hala. Evet. Neden karanlık yerlerde yapmıyorsun Saadet? Çünkü kızım ne karanlığı. Sanki aydınlık yerlerde yatıyor. Ben evet, ona ışığı da açarım. Problem değil. Yine de yatmıyor tek başına. Ama neden ya? Korkuyor çünkü. Mama. Bilmiyorum. Çocukluğundan beri yalnız yatmadığı için. Hayır. Ben kendim korkuyorum. Eski evimizde beşikte yatarken taşınmadan önce yani bu evi satın almadan önce bebekken sürekli beşikte yatıyordu. Bir gece bile yanımda yatırmadım. Çok evet, güzel de bir uyku düzeni vardı. Ve aşağı yukarı o zaman Saadet 8 aylık falandı.
Ondan sonra o dönem çok güzel yatıyordu. Sonra ben o evden çıktım. Bu eve taşınmadan önce aşağı yukarı nasıl bakıyor? Bir ay boyunca Zerabam'da kaldım. Çünkü öbür evimden çıkmak zorunda kaldım. Çünkü yeni bir evli çift geçecekti o evimiz eve. O kiradaki eve. Bu evimde tam olarak tadilatı bitmemişti. Yani mutfağım falan daha gelmemiş miydi? Yani tadilatım bitmemişti. Eve daha girebilecek şekilde değildi evim. O sürede işte sağ olsun bir ay boyunca ben Zehra ablamın yanında kaldım. Recep de annesinin yanında kaldı. Ayrı ayrı. O esnada da neden öyle yaptım bilmiyorum. Aslında beşiği getirip oraya Saadet'i hala beşikte yatırabilirdim. Ama koltukta yanıma aldım. En büyük koltukta yatarken koltuğu açıyorduk. Ablamın koltuğu yatak oluyor. O esnada çocuğu kucağıma aldım. Kucağımda yatırdım bir ay boyunca. Odur budur çocuk kucağıma alıştı. Bu evde de onu bir daha beşiğe de alıştıramadım. Herhangi bir çocuk yatağına da alıştıramadım. O dönem yanıma alıştı. Öyle de kaldı. Hasan gelene kadar. Hasan doğduktan sonra Saadet'i ayırmaya çalıştım ama açıkçası birkaç hafta iyiydi. Bizim yanımızda sıkıştığı zaman ablasının yanına gidiyor. Evet. Ama tek yatmıyor yani. Evet arkadaşlar, 2 dakika kala çıkarttım az önce. Bu şekilde kızarttım. Altı gayet güzel kızardı. Üstleri de böyle oldu. Bu yetiyor. Hafif böyle ilk bastığınız zaman biraz yumuşak oluyor. Ama çıktığı zaman, soğuduğu zaman hani sertleşmiş oluyor. Bu geri kalanı da atacağım fırına şimdi. Tekrar fırınımızı ayarlayalım. Yine 200 derece. Tekrar 25 dakikaya alacağım. Evet. Bu sonları da pişirelim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra bunların üstüne pudra şekeri serpeceğim. Biraz soğusunlar. Evet arkadaşlar, videoyu aslında burada bitirebilirim. Zaten onlar da pişecek. O kadar yani. En son resim olarak soğuduktan sonra birkaç tanesine pudra şekerli tabağın üstünde videonun arkasına ekleriz. Şimdi bunlar soğumasını burada beklemeyelim. Geç de oldu. Saadet masada neredeyse uyuyakalıyor. O yüzden onu da bir yatırmam lazım. O yüzden bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere inşallah. Dediğim gibi pazartesi biz videoyu çekeriz ama Recep ne zaman atabilir? Pazartesi atamaz büyük bir ihtimal. Eğer salı sabaha yetiştirebilirse iyi olur. Artık ona bakacağız. Ya haftaya salı ya haftaya çarşamba, en geç Allah izin verirse yeni bir videoyla görüşmek üzere inşallah. Arkadaşlar sağlıkla kalın. Hoşça kalın.